Okula puppet götürmek istiyorsunuz ama öğretmenleriniz izin vermiyor mu? Okula puppet sokmanın farklı yollarını deneyeceğiz bugün. Hadi başlayalım. Arkadaşlar bu aralar bayağı bir yaramazım değil mi? Okulda kopya çekme, okula rahatlatıcı oyuncaklar sokma, okula puppet sokmanın yolları. Allah'ım ben nasıl bir kula dönüştüm böyle? Yok yok arkadaşlar, sadece eğlenelim diye deniyoruz bunları. Lütfen kuralları çiğnemeyelim. Lütfen öğretmenlerimizin sözünden çıkmayalım. Ama puppetlerle oynamak da çok eğlenceli arkadaşlar ya. Şahsen benim arkadaşlarım okula puppet getiriyor. Öğretmenleriniz izin vermiyorsa belki onlardan rica edebilirsiniz. Neyse biz şimdi bugün okula puppet sokmanın farklı yollarını deneyeceğiz. Mesela puppetten bir okul eşyası yapacağız. Ay söyledim ya. Videoya başlamadıkça video hakkında ipuçları vermeye devam ediyorum. Hemen başlıyorum. Evet, ilk hile için artık hile mi deriz artık ne deriz bilmiyorum. Şöyle güzelce puppetlerimi patlatıyorum ve tüm hepsinin aynı yöne bakmasını sağlıyorum. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Fazla da elimize alıyoruz. 1, 10, 90 ve 100. Buraları deliyorum. Ne yapacağımı söylemedin değil mi? Aa, evet söylemedim. Evet. Kalemlik yapacağım ne? Arkadaşlar. Kalem, bildiğin kalem kutu yani. Bildiğin kalem kutu yapacağım yani. Bununla okula gidebileceksiniz arkadaşlar. Benim neyim vardı? Ortaokula giderken neyim vardı? Termuarlı kalemliğin. Hayır ya. Instagram'lı kalem kutum vardı. Ve onu kim yapmıştı? Gül abla. Şuraya koyalım o zaman bu sabah. Arkadaşlar şuraya tıklayın bakın. O kadar güzel ki. Şimdi bir dakika. Nereden nereye yaptığımı unuttum. Ha. Buradan dışarı doğru yapıyorum arkadaşlar. Buradan da aynı şekilde dışarı doğru. Bence bakın, çok kısa önemli. Oldu. Ha? Yok yok kısalacak değil mi? Arkadaşlar dışarı doğru yapıyoruz bakın unutmayın. Şimdi burada kalsın. Hemen bir ip daha kesiyorum. Yine dışarı doğru. Bakın bu önemli ayrıntılar. Dışarı. Elinize dikkat. Arkadaşlar sakın falçata bir kullanmayın. Bir büyükle birlikte lütfen. Ben dışarı. Çok korkarım falçatadan mesela şu an. Çok gene çok korkuyor arkadaşlar. Ve dışarı. Yaptık mı bunları? Hı-hı. Şimdi bak bu şekilde kıvırıyoruz. Gördün mü? Hı-hı. Ve burayı bağlayarak güzel bir kurdele yapıyoruz Jane. Hı-hı. Bir kat daha bağlayalım. Ve aynı şekilde buradan da. Evet hatta bakar mısın tutmalığım bile var. Şimdi ben sana demiştim Jane yanları da yapmam lazım. Evet. Şöyle buraları da falçalarla deliyoruz. Ve buraları böyle zincir şeklinde yapacağım. Yani şöyle bir ip alıyorum. Bunlar kalemliğime kalem olacaklar. Şöyle bir ip alıyorum. Ve zincir olacak şekilde alttan başlayalım. Soktum buradan. Hı-hı. İpimi çıkartıyorum bakın. Ha gayet. Delememişsin. Evet. Çıkarttım. Oldu. Ve aynı şekilde karşıdan da. Karşıyı da çok az delmişim. Sonra dönüyorum bu tarafa. Ve buradan. Karşıdan da geçiriyorum. Az önceki. Evet az önce gösterdiğim gibi zincir yaptıktan sonra yine kurdeleyle bağlıyoruz. Ve bakın bu taraf bu şekilde oldu. Şimdi aynı şekilde diğer tarafı da yapıyorum. Evet. Burayı da aynı şekilde. Düğümler ve sonrasında güzel bir kurdeleden sonra aynı güzel oldu. Bitiriyorum. Arkadaşlar ya. Çok güzel oldu. Şimdi bakın kalemlerimi alıyorum. Arkadaşlar bu tutma saplı popitleri arıyorsanız dobişko.com'da bulabilirsiniz. Ve satın alabilirsiniz. Evet Ceylin ne düşünüyorsun? Bakar mısın? Bir ben sürü. Ben. Kaç tane olduğunu sayalım mı? Bakın arkadaşlar bir yüzlük popit. Dobişko.com'da satılan yüzlük popitten kalemlik yaptım. Ve içine kaç tane şarp sızına bakacağız. Bir, iki, üç, dört. 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Hayır. Ne? 12. Evet 12 tane arkadaşlar. Tam 12 tane 12 farklı renkte Sharpie sızdırabiliyorsunuz. İşte bu yaptığınız. Ve öğretmen kesinlikle anlamıyor. Öğretmenim kalemliğim ne kadar güzel değil mi? Aa evet çocuğum güzelmiş. Deyip oynayabilirsiniz. Çok güzel oldu. Ama yapacakları bir tavsiye benden. Ters yöne yapın. Sayıların yazdığı taraf dışa gelecek şekilde yapmışım. Diğer taraf içe gelecek şekilde yapmışım. Tam tersi yapın. Çünkü ses çıkartıp patlayan kısım içeride kalmış. Tam tersi yapın arkadaşlar. Sıradakiyle'miz için bir tane popite ve bir tane kaleme ihtiyacımız var arkadaşlar. Daha doğrusu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10'lu olduğu için bu popite 10 tane kalemle yapabilirsiniz. Şimdi ne yapıyoruz? Hiç acımıyoruz ve popitimizi kesiyoruz. Merak etmeyin çok güzel bir şey dönüşecek. O yüzden rahatlıkla, gönül rahatlıkla kesebilirsiniz. Evet, popitimizin bu tarafını kestik. Sonra yine dıştan kesiyorum ve iki taraflı bir popit elde ediyorum. Duvarlı bir popit elde ediyorum. Bakın iki duvarlı, sağ ve sol duvarlı bir popitim olmuş oldu. Bakın şimdi bu popit neye dönüşecek? Şimdi bir ucunu kesiyorum ve onu buraya isterseniz bantlayın ki bantlamak daha mantıklı olacaktır. Çünkü şuradan şu şekilde bantladığınız zaman oynanabilir bir şekilde kalacak. O yüzden Jane'in bant istiyorum. Bant açıyoruz. Ucu dışarıda kalacak şekilde çünkü açmamız gerekiyor yani bant şeyle. Kalem tıraşla. Ucu dışarıda kalacak şekilde yerleştirip bu şekilde bantlıyoruz arkadaşlar. Öğretmen renkli kalemlerinizi çıkarın çocuklar ve hemen başla yazın. Deyince hemen bu kalemi çıkartıyorsunuz ve başla yazıyorsunuz. Okulumuzda sağlık. Neden? Ve bir an... Hayat bilgisayarını konuştu Jane'in. Ve bir an 4000 derken bir yandan pıt 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 pıt. Pıt. Bakın. Popit oynuyorsunuz. Yine ters koymuşsun.
Siz yüz koyun arkadaşlar. Ama mükemmel bir ek. Bakar mısınız ne kadar güzel yazıyorum. Popit kalemim var artık ya. Yaşasın. Hem de o kadar büyük ki devasa. Bu hile harika bir hile arkadaşlar. Sonuçta öğretmen defterlerinizi açın çocuklar. Yazı yazacağız dediği zaman defterinizi açarsınız. Ve bir yandan patır patır popitle oynarsınız. Patır patır. Az önce bakın bir popitle neler yapabiliriz? Bir popitle kalemlik yapabilirsiniz. Kalemlikten sıkıldığınız zaman popiti açarsınız. Çünkü hiç zarar vermemiş oluyoruz. Ve en alt 3 satırını keserek kaleminize popit kalem yapabilirsiniz. En alt 3 satırı kestiğiniz zaman yan döndürürsünüz ve küçük bir defterin boyutunu elde etmiş olursunuz. Küçük bir deftere şu şekilde koyarsınız. Bunu buraya sabitlersiniz. Ve defteri açıp kapattığınız zaman bu sizin kapağınız olmuş olur. Hem popitler... Sözümü yarıda kestim unutmamak için. Bu sefer oynayacağım ve ters tarafıyla yapacağım. Çünkü güzel ses çıkmasını istiyorum. Bu sefer yapacağım bunu. Hemen bekleyin 2 dakika oynayayım. 10 seconds later. Evet, şimdi ters tarafını çeviriyoruz ve bu şekilde koyuyoruz. Şimdi ama şu önemli. Şu sapın ne tarafta olmasını istiyorsunuz? Bu sapın defterin kapalı kısmında evet, mı olmasını istiyorsunuz? Evet, ben orada istiyorum. Açık kısmında ama ben kapalı kısmında açık olmasını açık kısmında olduğunu tutar mısın? Açılmıyor mu? Evet, kötü olur. Yani... O yüzden ben de sordum sadece Ceylin. Sormak bile mantıksız de. Bunun için çift taraflı bant kullanabilirsiniz. Eğer çift taraflı bantınız yoksa bantı çift taraflı hale getirebiliyoruz arkadaşlar. Şöyle geri katlıyorum. Bu şekilde çift taraflı bir bantım olmuş oluyor. Bakın bu tarafı da bant, bu tarafı da bant. Şimdi kaldırıyorum bunu ve tüm bu sayfayı çift taraflı bantlarla kaplıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, defter popitim olmuş oldu. Hem de tutma açılı. Hadi gelin oynayalım. Oynamak için sabırsızlanıyorum. Çünkü bunu bu ana kadar zor bekledim. Gelin. Canına. Arkadaşlar bayıldım. Lütfen deneyin, mutlaka deneyin. Arkadaşlar biliyorum bu aralar size çok fazla kötü örnek oluyorum. Çünkü sürekli kopya çekmek, okula öğretmenlere ben size bir şeyler sokmayı anlatıyorum, öğretiyorum. Ama lütfen siz bunları eğlence olarak izleyin. Ve eğer öğretmeniniz popi sokmanıza izin veriyorsa bunları yapıp sokun. Ama eğer izin vermiyorsa yapın bunları ama götürmeyin okula lütfen arkadaşlar. Sonra öğretmenleriniz bana kızar ama videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Ve kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Oyun örneğin ve çocuk kalın. Hoşçakalın. Hello arkadaşlar, nasılsınız? Okulun ikinci haftası nasıl geçiyor? Bizim okulumuzun ikinci haftası hastalıklarla dolu geçiyor arkadaşlar. Yani 2 hafta okula gittik. Hemen hastalanmaya başladık. Gerçekten biz bağışıklığı düşük bir aileymişiz. Demek ki onu anlıyoruz. Neyse. Josh Brazos'tan mükemmel bir hediye geldi. Açmak için sabırsızlanıyorum. Bakalım bu sefer bize ne göndermişler. Okulun ikinci haftası hediyesi olmuş oldu bizim için de bu. Tahminleri alayım. Josh Brazos'un markalarını biliyorsunuz arkadaşlar. LOL'ler. Mumnoms'lar. Rainbow. Rainbow High mıydı? Rainbow High. Ondan sonra cicibiciler.